İyi bir cumartesi diliyorum sevgili izleyiciler. Şimdiki zamana hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok dinamik bir program yapacağız. Sebebine gelince iki sebebi var. Birincisi, biliyorsunuz Türkiye koşar adım referanduma gidiyor. Siyasi partiler de propaganda çalışmalarına devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi de hız kesmeden hayır kampanyasını sürdürüyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güneydoğu'da, Diyarbakır'da bir etkinliği var. O etkinliğe bağlantımız olacak. Onun için programımızı çok dinamik yapacağız, hızlı yapacağız. Bir, iki, biz buradan programı bitirir bitirmez TÜYAP Bursa Kitap Fuarı'na doğru gideceğiz. Buradaki dostlarla beraber, birazdan anons edeceğim dostlarımla beraber. Dolayısıyla başka yazar arkadaşlarımız da olacak Bursa'da. Onun için dinamik, hızlı ve gündemi böyle bıçak gibi anlatan bir program hazırlamayı düşündük size. Umarım sıkıcı olmayız. Hemen başlayalım. Sol tarafımda Bartu Soral, Ankara'dan ayağın tozuyla geldi. Hoş geldin Bartu. Hoş bulduk, sağ olun. Senin ekonomik verilerle ilgili olarak izleyicilerimiz daha sen gelmeden tweet atmaya başladılar. Diyorlar ki en son Merkez Bankası'nda 21 milyar dolar nakit, 14 milyar dolarlık da altın kaldı demiştiniz. Şimdi durum nedir diyor. İzleyicimiz onu soracağız. Evet, Bartu Soral'ın ekonomik analizlerine artık siz de alıştınız. Maceranın sonunu bekliyoruz sevgili izleyiciler. Yani bu film nereye gidecek onu bekliyoruz. Bartu da iyiye gitmiyor diyor ama dur bakalım, Allah'tan hayırlısı. Necdet Saraç, Necdet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Epeydir ağırlamıyorduk sizi. Avrupa'yı merak ediyorum sizde. Siz de çok sıklıkla Avrupa'ya gidiyorsunuz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de bu manada bir göreviniz vardı. Avrupa temsilciliği konusunda. Avrupa'yı da yıllarca orada kaldınız. Almanya'da yaşadınız. Blöf mü yapıyor Avrupa Birliği yoksa gerçekten ciddiler mi? Onu soracağım. Onu konuşalım. Evet. Ve sevgili Barış Doster tabii. Başka kanallardan fırsat buldukça bize de geliyor. Estağfurullah. Don servisin sen de. Aynen. Sağ olsun, var olsun. Sevgili Barış, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Seninle neler konuşacağız? Hepsi var ama asıl önemli bir şey var. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Trump yönetiminin diyelim daha doğrusu bir güvenlik baş danışmanı meselesi ortaya çıktı. Evet. Flynn. Flynn'in bir videosu vardı. Onu izleyeceğiz. Daha sonra eski CIA direktörünün o Flynn hakkında söylediği iddialar ortalığa saçıldı. Bu ne anlama geliyor? Gerçekten bildiğimiz her şeyi unutmak durumundayız gibi geliyor bana. Onları seninle ayrıntılı olarak konuşacağız. Evet sevgili izleyiciler, fırtına gibi dedik. İlk 15 dakikada bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında devam edeceğiz. Ama şimdi hemen sıcağı sıcağına başlayalım. Önce bir şu referandumu bir konuşalım. Referanduma doğru Türkiye gidiyor. Hızlı hızlı bir değerlendirmenizi alayım. Referandumda ne görüyorsunuz? Yani alttan bir hayır dalgası var mı? Yoksa dün Tayyip Bey bir gün önce 52 dedi, dün 60'a çıkardı. Böyle hızlı evetler artıyor mu? Ne diyorsun? Evet. Yani bence benim gördüğüm, sohbet ettiğim işte MHP'liler olsun, AKP'liler olsun, CHP'liler olsun. Ondan sonra başka partiler olsun. Şöyle bir şey var. AKP'ye oy veren doğru yol partililer, ANAP'lılar artık merkez sağ dediğimiz ve şu anda partileri mevcut olmayan ve AKP'yi tercih eden seçmende şu var. Ya diyorlar, yani Cumhurbaşkanı'ndan memnunuz, yönetiminden memnunuz. Türkiye'nin pek çok sorunu var. Ekonomi özellikle büyük bir durgunluk içinde. Durgunluk var, işsizlik sürekli artıyor. Bu kadar sorun birikmişken ve kendisi de zaten her şeyi yapmaya muktedirken nereden icap etti bu? Yani bu kadar yoğun, bu kadar yetkilerin tek elde toplandığı böylesine bir ortamdan, yani bir ekonomik durgunluk, ciddi bir durgunluktan geçerken üstüne üstlük bir de Orta Doğu'da savaş ortamındayken, Türk askeri neredeyse bir savaş ortamındayken bu kadar yetkiyi toplamasına ne gerek var? Ortamı bu kadar germeye ne gerek var diyorlar ve benim gördüğüm o kısımda, yani AKP seçmeninin merkez sağ eski ANAP'lı Demokrat Partililer bu işi sevmedi. Onun için onlar hayırdalar. MHP'ye baktığımızda onunla ilgili zaten çok bir şey söylemeye gerek yok bence. Sayın Bahçeli ve etrafındaki 15 kişi haricinde ben hiç kimsenin evet vereceğini görmüyorum. Atilla Kaya gibi
çok eski bir ülkücü ve ülke ocakları genel başkanlığı da yapmış 4 dönem. Hakikaten camiada çok beğenilen bir isim bile isyan etti, istifa etti. Bayrağı direkt çekti ve bu kadar Türklüğü aşağılayan, Türk her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyen bir cumhurbaşkanına ben böyle bir yetkiyi vermem. Bir ülkücü olarak, milliyetçi olarak bunu kabul etmem mümkün değildir dedi. Ve hatta arkasından Habur'u, Oslo'yu, Dolmabahçe'yi yani PKK ile yapılan bütün anlaşmaları hatırlattı. Benim dedi bu anlaşmaları yapan birisiyle herhangi bir biçimde ona oy vermem mümkün değil dedi. O açıdan ben hayırı %56'larda, 57'lerde görüyorum ve bunu da çok az buluyorum. Onu da söyleyeyim. Ben doğrusu tahminim 35'e 65 olmalı. Çünkü yani Recep Tayyip Erdoğan'ı seven, beğenen bir %35 var ama onun haricinde biraz olsun aklını kullanabilen, duygularından sıyrılabilen herkes bu işe hayır diyor. Şimdi ben Bartu dedi ki Demokrat Parti, ANAP, o eski merkez sağ diye tabir ettiğimiz gelenek karşı. MHP'de de Devlet Bey'in çevresinde 15 kişi dışında herkes karşı dedi ama ben birazcık da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içine dönmek istiyorum. Mesela bazı isimler var ki hani gizli hayırcı demek böyle biraz tuhaf bir laf oluyor ama hakikaten aklımda yatmıyor. Yani şimdi bir Melih Gökçe'nin tutup ben evet'e çalışabileceğine inanmıyorum. Yani akıl bunu vaaz etmez. Çünkü yarın kendisini de tamamen bitirecek bir durum olur. Veya bir Binali Yıldırım'dan bahsedelim. Her ne kadar reklam kampanyalarında evet'i öncülüğünü yapsa, evet propagandasını yapsa da Binali Yıldırım da yani bir insanın doğası gereği kendisini yok edecek, siyaseten söylüyorum. Yok edecek bir sisteme koşa koşa gitmesi mümkün değil. AKP'nin içerisinde çok büyük hayırcılar var mı? Ya olduğu belli işte en son bakanlar ve eski bakanlar ve AKP yöneticilerini çağırdıklarında basına yansıyan kulisler bile şeyi gösteriyor. Yani o kulislerin kaldığı göz şeyidir yani. Iceberg'in en görünen yüzüdür. Orada bile çok ciddi bir çatırdamayı, çok ciddi bir eleştiriyi gösteriyor. Artı Davutoğlu'yla Gül de gelmedi. Tabii abi. Davutoğlu ve Gül'ün gelmemesi de zaten şey. Arınç uzatılan mikrofonu ne söylediği belli. AKP'nin çatırdamama şansı yok. Kaldı ki sizin de söylediğiniz gibi. Ya şu anda AKP içinde artık bunlar sır değil. Baylok listeleri açıklanmadığı için Türkiye'nin en önemli 5 büyük şehrinin belediye başkanlarının eğer evet çıkarsa 17 Nisan sabahı görevden alınacağı konuşuluyor. Şimdi evet. Görevden alınacağı düşünülen bir belediye başkanının işte bunlar bilinen isimler yani bir kısmı zaten konuşuldu. Gökçek örneğinde olduğu gibi, İstanbul örneğinde olduğu gibi yani bunları arttırmak mümkün. Enteresan şeyler geçiyor. Rivayet ne kadar doğrudur bilinmez ama Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı. Evet. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. Balıkesir evet. Büyükşehir Belediye Başkanı tabii bunlar gibi. Kulis bunlar kuliste. Bunların ne kadar doğru. Gerçekçi olduğu tartışılır kuşkusuz ama ya sonuçta AKP içinde çok ciddi bir şey var. Yani bana göre gizli, o anlamıyla da onu söylemek zorundayız. Gizli ayrıca kaldı ki anketçilerin önemli bir değerlendirmesi var. Yani uluslararası kamuoyundaki araştırmalarda da anketçilerin yarılmasındaki en önemli kriterlerden bir tanesini insanların gerçek tercihlerini telaffuz etmekten korkmaya başladıkları için. Denek kirliliği. Şimdi Türkiye açısından da bu mümkün. Kaldı ki buna rağmen eğer kamuoyu yoklamalarında AKP anket sonucu açıklayamıyorsa tablo net. Evet. Onu net görmek lazım. Şimdi bu anlamıyla da bence AKP mevcut yönetim aslında bu süreçten pişmanlık duymaya başlamıştır. Başlamış durumda. Yolun sonu gözüktü. Yani ben mesela sokakta şunu çok net görüyorum. Ya çok ciddi bir hayır eğilimi var. Ben mesela dün Tuzla'daydım. Tuzla'da 40-50 kişiyle alan çalışması yaptık. Yani hem tersanelerin olduğu bölgede hem alışveriş merkezlerinin olduğu bölgede. Sözünüzü kesmeyeyim. Şimdi yayına girmeden önce Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer Hanımefendi aradı beni. Dedi ki Kars'tan geliyorum. Ben böyle güçlü bir hayır dalgası beklemiyordum dedi. Evet. Yani Kars'ta Barış'ın memleketi Kars. Onu söyleyelim. Kars'ta yani pek çok kesim. Orada biliyorsunuz çok kozmopolit bir ildir tabii, Kars. Yani Kürt nüfusu var, işte Azeri var, Tereke'm var. Ciddi milliyetçi şey. Milliyetçi bölümü de var tabii. Sol var. Ondan sonra. Orada dedi çok güçlü hayır dalgası var. Yani toplumun çok çeşitli katmanlarından güçlü bir hayır yükseliyor. Bak şöyle bir şey oluştu zaten. O yüzden önemli. Yani Tuzla'yı söylerken de onu gördüm. Bir kere yani ya evet'in en önemli özelliği şu. Evet ayrıştırıyor.
Hayır, şu anda Türkiye'yi aslında birleştiren bir şeye dönüşmüş durumda. Bakın her eğilim var içinde. Hayır da yani şeyi tutmadı. Yani hayır diyenler terörist de şeyi tutmadı. Hayır da bütün eğilimler var. CHP var, HDP var, solcular var, sosyalistler var, milliyetçiler var, milli görüşçüler var. Merkez sağdaki işte doğru yolcular var. AKP'nin içinde vicdanı rahatsız olanlar var. Yani şimdi ve burada... tasfiye olacaklar var. Tasfiye olacaklar var. Bana göre bizim, yani benim gördüğüm en önemli şey şu. Vallahi 15 yıldır AKP'nin o psikolojik üstünlüğü, ideolojik politik hegemonyası kırılıyor. Bakın AKP alanda psikolojik üstünlüğünü kaybediyor ve şu anda hayır diyenler bir psikolojik üstünlüğü kazanmaya başladılar. Ve bir gerçeği telaffuz etmekte yarar var. İşin doğrusu sokak siyasi partilerden, hayır diyen siyasi partilerden daha ilerdi. Daha ileride. Yaratıcılık daha ileride, motivasyon daha ileride. Şimdi bu psikolojik üstünlük iyi değerlendirilebilirse ki son 20 güne giriliyor. Bu psikolojik üstünlük iyi değerlendirilebilirse ben mesela tereddütsüz bir biçimde 16 Nisan akşamı sandıktan hayır çıkacaktır. İnsanlar artık şeyi de tartışmasını da bıraksınlar ki bana göre onu da bırakmak lazım. Ya ne yaparsak yapalım bunlar evet'i çıkartırlar tartışması. Yok. Tartışması bitmiş durumda. Tabii. Ve hiç bu tartışmayı yapmamak lazım, yaptırtmamak lazım. Bu yakaladığımız psikolojik üstünlüğün üzerine gitmek gerekiyor. Vallahi bir dönem bitiyor. Bir dönem bitiyor. Yani 16 Nisan akşamı ne olursa ne tartışılırsa tartışılsın insanlar artık hayra yönelmiş durumda. Hani şey konuşulurdu ya metal yorgunluğu. Vallahi bir AKP yorgunluğu var. Evet, yani doğru, şimdi doğru. Bu AKP yorgunluğu bıkkınlık var. Bu anlamıyla da bu sandığa da yansıyacak. Sandığa yansıyacak. Hayır çıkacaktır. O peki. Kararlılıkla gitmek lazım. Barış, Necdet Saraş çok güzel bir noktaya değindi. Dedi ki bu saate kadar anket açıklamamaları zaten bir işaret dedi. Sen bir katıldığın televizyon programında çok iyi hatırlıyorum. Anket şirketlerinden birinin sahibine şey demiştin. Yani size iki sorum var. Bir, devletten ne kadar iş aldınız? İki, son seçimde kaç yanıldınız diye. Yani adam bir anda orada... Yani kalmamıştı, buharlaşmıştı diyelim. Çünkü hakikaten en temel soru. Devletten ne kadar alıyorsun? Son seçimde ne kadar yanıldın? Şimdi anket şirketleri ortalıkta yok. Eskiden olsa 60'lar, 65'ler, 70'ler, 75'ler ortalıkta havalarda uçuşurdu. Anket üstüne anket yağardı. Anketler ortalıkta yok. Yani biz mi görmüyoruz diye bakıyorum. Hakikaten yok. Gerçekten yok. Niye yok? Ve az önce biz hani haftalardır söylüyoruz bu denek kirliliğini. Yani telefonla yapılan anket sorgulamasında kim tutar evet? Hayır cinde bir şey söyleyebilir değil mi? Yani söylediler. Ben kendim de şey oldum. Değil mi? Aradılar, evi aradılar. Anket yapıyorlar. Şimdi soruyor. Dedim ki yani işte ne diyeceksiniz diye. Şimdi ben gerçekten hayır dedim. Ama anketi yapana da söyledim. Dedim ki ya bu fiili olarak aslında bir fişlemeyi tekrar ediyor. Yani öyle kolay mı böyle yani evini arıyorlar ve sen evinde... İşten atılıyorsun derhal. Tabii hemen. Neler yani. Söyleyeceksin Barış? Bakınız şimdi anket bağlamında. Normal olarak anketörlerin belli kıstasları vardır anket yaparken. Ve bunu da hep siyasal bilgilerde öğretirler. 5 kıstas öne çıkar. Yaş 1, gelir 2, eğitim 3, cinsiyet 4, statü 5. Bunları demografik olarak, sosyolojik olarak, politik olarak öyle bir dağıtacaksınız ki 80 milyonun bütün refleksleri, hassasiyetleri, duyarlılıkları, öncelikleri, politik aidiyetleri yansıyacak. Şimdi Türkiye'de bu çok kolay değildir. Bu bir. İki, son yıllarda artık bir egemen parti konumuna dönüşmüş olan iktidar partisinin yerel yönetimlerden bürokrasiyi, üniversiteden medyaya kadar çok geniş bir alandaki etkinliği, etkiliğin ötesine taşmış otoritesi söz konusu olduğunda insanlar sizin de dikkat çektiğiniz gibi fişlenmek istemiyorlar. İşte bu insanların gerçek niyetini beyan etmelerinin önüne geçiyor. Başka gerekçelerle, siyasal korkudan dolayı olabilir. Mahalle baskısından dolayı olabilir. Toplumsal endişeden dolayı olabilir. İşimi gücümü kaybederim kaygısından dolayı olabilir. İşte bu asıl gerçek niyeti beyan etmeme davranışı diğer unsurları da dikkate kattığımızda bir olağanüstü denek kirliliğine sebep oluyor. Yoksa normal koşullarda şimdiye kadar alışa geldiğimiz üzere iktidar partisine yakın anket şirketlerinin, sondaj kuruluşlarının canım 50 biziz. MHP'de kabaca 15, biz zaten 65'ten sahaya çıkıyoruz demeleri beklenirdi. Ama şimdi gelinen noktada görüyoruz ki böyle bir hava yok. Bir 50 artı 1'e fitler 2. Barış devam edeceksin ama şimdi bugün olağanüstü bir, daha doğrusu dönem olağanüstü sürekli yayınlar var. Şimdi şöyle yapıyoruz, bir reklama gideceğiz. Reklamdan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına kadar kesintisiz gideceğiz. Reklamımızı bir halledelim, sonra beraber kaldığın yerden seninle başlayalım. Sevgili izleyiciler çaylarınızı koyun.
reklam arasında. Sonra geliyoruz, kesintisiz gideceğiz. Evet sevgili izleyiciler, cumartesi buluşmamızda ilk bölüm çok kısa tuttuk. Sonra reklama gittik. Reklam arkası geldik. Şimdi kesintisiz olarak gideceğiz. Ta ki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır'daki konuşmasına kadar. Fırtına gibi bir program. Ama izin verirseniz bir şey paylaşayım. Bu dönemde gerçekten bir salgın halini aldı. Çok güzel bir salgın. Her yerde, her köşeden bir İzmir Marşı çıkıyor karşımıza. O kadar sürpriz yerlerde çıkıyor ki gerçekten biz de duygulanıyoruz. Her yerde toplum reaksiyonunu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığını, sadakatini yüksek perdeden, yüksek tondan her yerde, her koşulda ifade ediyor. Artık her yer Atatürk, her yer İzmir Marşı oldu sevgili izleyiciler. Bugün biz yaklaşık bir saat önce Galatasaray Spor Kulübü'nün Mali Genel Kurulu vardı. Genel kurul kendi janrında yürürken, ilerlerken İstiklal Marşı'na sıra geldi. İstiklal Marşı okundu ve arkasından bakın hangi görüntü ortaya çıktı. Söz almak isteyenleri bir toparla. Bakın. Değerli Galatasaraylılar. Evet sevgili izleyiciler, gördünüz. Her yer Atatürk, her yer İzmir Marşı oldu artık. Sembol oldu değil mi sevgili evet. Barış? Neler diyeceksin? Hani sen salgın dedin ama bu can alan bir salgın değil. Cana can katan bir salgın. Tabii, o yüzden bu aynen. Salgını selamlıyoruz. Ben de bir Beşiktaşlı anne babanın Galatasaraylı bir çocuğu olarak ki burada hemen parantez açalım. Aziz Yıldırım'ın dik duruşundan dolayı Fenerbahçe'ye ve çarşı grubundan dolayı Beşiktaş'a da gerçekten sempatimiz oluştu. Gerçekten buradan selam yolluyorum. Artı elbette sevgili Bartu bir kongre üyesidir. Galatasaray'ın mı? Tabii. Galatasaray'ın mısın? Evet, Mektebi Sultani mezunu olan Beya bir lakaplı hocamız Erdoğan Soral'dan mütebellit o aileden Galatasaraylı'dır zaten. Buradan da çıkıp şimdi kongreye gidecek sanırım. He, anladım. Şimdi az evvel biz ne dedik? Gerek sevgili Bartu, gerekse Necdet Bey dostumuz bu işteki denekliğine dikkat çekti. Bir de hayır cephesinin şöyle bir avantajı var denekliğinden bağımsız olarak. O da şu, siyasal yelpazesi çok daha geniş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutun Demokratik Sol Parti'ye, Saadet Partisi'nden tutun Yurt Partisi'nin Saadettin Tantan'a kadar, Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhalif kanadından tutun Büyük Birlik Partisi'nin muhalif kanadına, sosyalist partilerin tamamı buna dahil. Yelpaze anlamında çok daha geniş ve bu yelpaze dolayısıyla evet cephesinin elinden kardeşim bunlar marjinaldir, bunlar azınlıktır, bunlar darbecidir, bunlar terör örgütlerini destekliyor şeklindeki o argümanı daha baştan alıyor. Çünkü sen de sunumunda dikkat çektin. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki merkez sağ öbek yani eski Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol geleneği de çok önemli bir şekilde en azından gönlünden hayırcı. Olası bir seçimde yine iktidar partisine oy vermekle beraber canım bu kadar da yetki olmaz. Hani ortak dostumuz İlhan Kesici'nin dediği gibi bu kadar yetki evliyayı azdırır diyor ya. Evet. Bu kadar da yetki olmaz deyip hayıra meyilli bir şekilde görünüyor. O yüzden yani normal koşullarda dürüst, adil bir seçim söz konusu olduğunda gerçekten de hayırın çıkma ihtimali istatistiksel olarak da, sayısal olarak da, siyasal olarak da evetin çıkma ihtimalinden daha yüksek görünüyor. Peki, şimdi iki haftadır yaklaşık nur topu gibi bir krizimiz oluştu. Avrupa Birliği ile bir anda 50 yıllık maratonu, 50 yıllık geliştirdiğimiz dostluk ilişkisini bir anda bir kenara koyduk.
kanlı bıçaklı hale geldik. Yani bir anda neredeyse savaşın eşiğine gelecek hale geldik. Ve gün geçmiyor ki sevgili izleyiciler, gün geçmiyor ki Avrupa Birliği ülkelerinden veya Avrupa Birliği'nin kendisinden bir hamle görmeyelim. En son dün, önceki gün müydü? Dündü sanıyorum. Bulgaristan Türkiye'ye sınırını kapattı. Avrupa Birliği ülkelerinden her gün bir başka yaptırım kararı geliyor. Biz de böyle şaşkınlıkla izliyoruz bu iş nereye varacak diye. Avrupa'yı çok iyi bilen bir isim Necdet Saraç'a hemen sormak istiyorum. Avrupa blöf yapmıyor herhalde değil mi böyle? Yani bence iş oradan çıktı. Hı-hı. Yani tabii Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ve sosyal ilişkiler öyle birdenbire işlerin kopmasını sağlayamaz bütün tartışmalara rağmen. Yani sonuçta Avrupa'da yaklaşık 4,5-5 milyon Türkiye'de yaşıyor. 5,5 milyon. Avrupa yani genelinin işte 3,2 milyon Almanya özeli. Evet. 460 yani, bin Hollanda. Bunun içinde tabii çifte vatandaşların da dahil olduğu bir şey. Bunların hepsi şu anda Türk vatandaşı değil. O anlamıyla kolay kopacak bir şey değil ama bana göre kırılma noktası şu, bakın. Bugüne kadar da değil. Son 3 yılda 3 tane seçim var. Yani 2015 2 seçim var. Daha önceki referandum var. Ne Almanya'da, ne Hollanda'da, ne de başka bir ülkede bir müdahale görüldü mü? Bir müdahale görülmedi. AKP'nin giderek sertleşmesi, tabii dünyada da sağ popülist rüzgarlarının esmesi bu gerilimin önemli şeylerinden bir tanesi. Komplo teorilerini bir yere bırakacaksak, bir kenara bırakacaksak, yani bu gerilimin önemli nedenlerinden bir tanesi. Çünkü bu süreçte şöyle bir şey yaşandı. Yani çok ciddi bir işte canlı terör saldırıları yaşandı. Çok ciddi bir siyasal, yani her ne kadar iktidar bunu reddetse de siyasal İslamcı terör yaşandı bütün Avrupa'da ve çok ciddi bir göçmen dalgası oldu. Bunların üzerine oturan bir gerilim yaşandı. Şurası doğru mu? Şu doğru. Yani bugün AKP'yi iktidar yapan önemli güçlerden bir tanesi kim diye sorduğumuzda Avrupa Birliği'dir. Yani bunun da merkezi Almanya'dır, İngiltere'dir, Fransa'dır. Yani öyle baktığımızda diğer ayakta kuşkusuz Amerika Birleşik Devletleri'dir. Şimdi özellikle terör saldırılarından sonra ilişkiler şey noktasına geldi. Kopma noktasına geldi. Çünkü terör ve terörün getirdiği sonuçlar göçmenlikle, savaş ve Suriye ve Irak savaşının sonuçlarına yansıyan göçmenlikle birleştiğinde Avrupa çok ciddi bir göçmen dalgasıyla karşı karşıya geldi. Bütün dünyada bunu örgütleyen sağ popülist rüzgarlar bütün Avrupa'da sağcılığı öne çıkarttı. Sağcılığın öne çıkmasında Türkiye bundan geri kalmadı. Bakın davranış kalıpları aynı. Yani normal olarak Avrupa'da düşmanlığın adı Suriyeli oluyor, Türk oluyor, bazen Müslüman oluyor. Türkiye'ye baktığınızda da AKP'nin tavırları farklı değil. Müthiş bir kutuplaştırma var. Kutuplaştırmayı her iki eğilim de besledi. Sağ genelde zaten buradan bir siyaset üretiyor. Tabii kutuplaştırmalar üzerinden siyaset üretir. Çünkü sağın doğasında var. Düşman yaratmadan büyüme şansı yok. Mutlaka düşman yaratacak. Bu anlamıyla aslında iki siyasal çizgi ya da iki siyasal zihniyet, kastım şu, Avrupa'da yükselen sağcı zihniyetle Türkiye'deki sağcı zihniyetin davranış kalıpları üst üste oturduğu için bu gerilimin çok ciddi şeylerinden bir tanesi, nedenlerinden bir tanesi oldu. Peki buradan ne olur? Buradan ne olur? Vallahi biraz önce arada Barış da söyledi ama Avrupa Komisyonu eğer Türkiye'ye referandumla ilgili gözlemci göndermiyorsa resim çok net. Evet, ve evet. Türkiye'nin adı gerçekten şu anda işte anıldığı yerler Irak, Suriye, Afganistan, Pakistan gibi ülkeler. Orta Doğu ülkesi. Orayı da geçti. Yani bir saniye bir araya gireyim. Bu ne demek? Mesela gözlemci göndermemesi neye yol açar? Bu şey demek. Seçimlerin meşruiyetini. Meşruiyetini sen, ben evet. Yani, tanımıyorum. Tanımıyorum demek. Anlamına gelir ki Türkiye'nin en kritik dönemlerinde hep gözlemci gelmiştir. 12 Eylül mesela. Yani o anlamıyla hemen insan yani yorum yaptığımızda ortaya çıkıyor. Bu çok ciddi bir şey. Ya Almanya Cumhurbaşkanı, yeni seçilen Cumhurbaşkanı ki sosyal demokrattır, Steinmeier eski Dışişleri Bakanı. Ya Steinmeier diyor ki bütün birikimi ve yapılanların hepsini Erdoğan yok ediyor diyor hızla. Bu çok önemli bir iş. Yani ki Almanya gibi son stabil, statükocu, o anlamıyla da muhafazakar bir ülke bu değerlendirmeyi yapıyorsa önemli dikkate almak gerekiyor. Bence şöyle olacak süreç. Yani AKP aslında belki bir şeyin altını çizerek onu söylemek istiyorum. Ya Avrupa'da yükselen dalga aslında yani benim kişisel kanaatimi söyleyeyim. Bir Türk düşmanlığı üzerinden yükselmiyor. Ciddi bir Erdoğan düşmanlığı üzerinden yükseliyor. Çünkü Erdoğan yani dün Avrupa'nın desteklediği Erdoğan bugün Avrupa kontrol edemeyecek bir noktaya gelmiş durumda. Ve işin doğrusu ya şimdi hadi talihsizlik diyelim ama iki gün önceki açıklamayı düşünün. Yani bu işler böyle giderse Avrupalı kendisini rahat hissetmesin dedi. İki saat sonra Londra'da saldırı oldu.
tamam tesadüftür bilmem nedir ama şimdi şu anda Avrupa... Daha dikkatli bir üslup olması gerekiyor. Ya tabii yani şimdi böyle bir üslup olabilir mi? Yani herkes Nazi, herkes faşist. Yani 2 yıl önce sen Hollanda Başbakanı Rutte'ye başını okşa, Rutte'yi öv, Hollanda ile ilişkilerimiz ne kadar iyi, ne kadar iyi komşuluk, dostluk ilişkilerimiz vardı. Bugün aynı Rutte'ye de ki sen faşistsin, sen nazisin de bu işler olmaz. Bu nedenle de düşmanlık bir Türkiye düşmanlığı olduğu kanaatinde değilim ben. Esas itibariyle buradan yükselen ama Türkiye açısından da şöyle çok ciddi bir sorun var. Türkiye'nin bu anlamıyla mevcut iktidarın bunu tartışması lazım. Ya nereye el atsanız şu anda Türkiye ile ilgili ciddi bir sorun var. Şimdi mesela Türkiye... Diyanet'in yurt dışındaki temsilciliği olan DİTİB imamları ciddi casusluk suçlamalarıyla karşı karşıya. Almanya'nın birçok eyaletinde şu anda DİTİB'e yönelik bu tür şeyler var. Savcıların açtığı DİTİB Diyanet İşleri Türk İslam Birliği. Bu şeyde Avrupa'da kullandığı isim. Aslında fiil olarak Diyanet'in temsilcisi ama resmi şey bu ve şu anda mesela DİTİB Evet'in merkezi gibi çalışıyor. Daha da dramatik bir şey söyleyeyim. Fransa'da, Strasbourg'da ve Lyon'da referandum nerede yapılacak? Referandum oylamaları nerede yapılacak? DİTİB merkezlerinde yapılacak. Şimdi olabilecek mi iş mi? Yani ama düşünebiliyor musunuz? Ama zaten devlet aygıtını kampanyanın işte bir bölümü için kullanmak, yani Evet için kullanmak artık Türkiye'de vakaya adi oldu. Yani ben gelirken işte burada beraber Barış Doster'le geldik. Türk Hava Yolları'nın Kızıltoprak'taki binası komple Evet giydirilmiş yani evet. O binayı komple evet giydirilmiş. Artık daha yani bunlar normalde tek başına bunlar seçime gölge düşüren işler. Gölge düşüren işler. Ama artık biz bunları tartışmayı bile bıraktık yani. Ama bunları söylemek lazım. Bakın Hollanda tartışmasında şöyle bir algı oluyor. Bizim bakanımıza nasıl yapılır? Ya senin bakanın sonuçta Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil eden orada yok. Ne yapacak? Normal senin de yasakladığın başkonsolosluğa gidip evet propagandası yapmak için orada. Ben zorla burada olacağım diyorsun. Ya böyle bir şey var mı yani? Böyle bir şey olabilir mi? Ya buna bunu bir biçimde bizim söyleyip eleştirebilmemiz gerekiyor. Peki. Yani buna dikkat çekmemiz lazım ama peki. Bir belki son cümle olarak şunu söyleyeyim bu konuda. Yani bana göre iş blöf olmaktan çıktı. Yani şey şu yani Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Hem Avrupa hem de Amerika. Bana göre Trump'ın Erdoğan'la görüşmesinde yalnızca 60 gün esprisi yok yani seçime gitme. Yani Amerika'da Avrupa'da siyasal İslam'la ve bu anlamıyla IŞİD terörüyle, El-Kaide terörüyle, El-Nusra terörüyle hesaplaşmayı önüne koymuş durumda. Kendi yarattığı canavar çünkü artık kendisini yeme noktasına gelmiş durumda. Ve bu anlamıyla bu hesaplaşmanın ben önümüzdeki dönem çok daha ciddi boyutlarda büyüyeceği kanaatindeyim. Zaman zaman danışık dövüş yapılıyor mu? Yapılıyor tabii. Yani sonuçta bu gerilim Hollanda'da Rutte'yi kazandırdı. Yani baktığında sadece eğilimlere kazandırıyor. Bu tür danışıklı dövüşler şey olabilir ya da kontrollü gerilimler yaratılabilir ama ben bu gerilimin Türkiye ile Avrupa arasında biteceği kanaatinde değilim. Türkiye bu noktada iyi demenin ötesine geçemiyor. İşte Hollanda ile de ilgili yani bu kadar tartışmadan sonra yaptırımları hep beraber okuduk. 4 tane yaptırımın adına yaptırım dersek yani herhalde komik duruma düşerim. Yok böyle ekonomik yaptırımlar yaptırılamıyor yok, zaten. Evet. Bir şey öyle bir şey de yok. Zaten ekonomiden sorumlu bakanlardan Zeybekçi öyle bir şey dedi. Açıkladı evet. Yani biz ekonomik yaptırım düşünmüyoruz dedi. Evet. Şimdi Bartu mesele ekonomiye gelince sana dönüyorum tabii haliyle. Yani neresinden başlayacaksın ve nasıl anlatacaksın? Bu kriz nereye varacak? Yani şimdi, siyasi kriz ekonomik olarak nereye varacak? Şimdi şöyle tabii ben biraz ondan bahsedeceğim. Mutlaka fakat şunu söylemekte fayda var. Necdet Bey'in bütün söylediklerine iştirak ediyorum. Bununla birlikte Almanya'nın PKK'ya duyduğu sempati, ona verdiği desteği de unutmamak lazım. Yani orada bir pürü pak bir Avrupa'da yok ama tabii ki hükümet o PKK'ya verilen desteğe tepki koymuyor da tamamen politika yani siyasete o evetleri arttırabilmek için bazı tepkiler. Yani esas tepki koyması gereken yerde tepkiyi koymuyor. Ha tabii bu tepkiyi koyduğunuzda Almanya'da derse ki size siz Öcalan'la açılım yaptınız. Hı hı. Oslo'da buluştunuz. Habur'da işte konuştunuz. Belgelerde bunlar. Tabii belgede bunlar derse mahcup olabilirler. Şimdi... iktisaden benim incelemek istediğim şey şu. Bunu hakikaten herkesin çok dikkatli dinlemesinde fayda var. Bu sadece hani Halk TV, CHP falan değil. Bu AKP'liyi de, MHP'liyi de, HDP'liyi de herkesi ilgilendiriyor. Çünkü Türkiye'nin
nasıl bir ekonomik durumla karşı karşıya olduğunu Yunanistan, Portekiz, İspanya örneğinden ben size rakamlarla anlatayım istiyorum. Şimdi Avrupa Birliği 2008'de büyük bir krize girdi ve 8 senedir bu ülkeler Yunanistan, Portekiz, İspanya doğrulamıyor. Kişi başı gelirleri 8 senede yükselmediği gibi üstüne üstlük %30 oranında düştü. Bakınız peki bu Yunanistan, Portekiz, İspanya krize nasıl girdi? Bunun Türkiye ile nasıl bir ilintisi var? Çok enteresan. 2001-2008 arası yani avroya geçtiklerinden beridir. Bu 8 senede ortalama cari açık veren ülkelerin tamamı krize girmiş. Bakınız Portekiz %9, Yunanistan %9, İspanya %6, İrlanda %2 bu 8 senede ortalama cari açık vermiş. Yani cari açık dış ticaret açığından doğan. Yani sizin yurt dışından daha çok ithal etmeniz, yurt içinde üretimden yavaş yavaş kopmanız sonucunda ortaya çıkan dış ticaret açığıdır. İhraç ettiğinden daha fazlasını ithal etmek. Evet, evet, bakınız enteresan. Milli gelire oranlı dış ticaret açıklarını söylüyorum. 2001-2008 krize kadar Yunanistan %10, Portekiz %8, İspanya %4. Türkiye son 8 senede %4.8. Türkiye AKP iktidarında 2002'den beridir 2016'ya %6. Of. Bakınız bitmedi. Milli gelire oranla cari açık. Yani dış ticaret açığından ötürü yurt dışından para bulmakta zorlanmanız ve dış dünyaya ilişkilerinizde açık vermeniz sonucunda ne oluyor? 2001-2008 arası milli gelire oranla Portekiz yine %9, Yunanistan 9, İspanya %6. Türkiye 2008-2015'te cari açığı %6. Yani dünyanın bize söyleye geldiği uluslararası IMF, OECD, Dünya Bankası, kredi derecelendirme kuruluşları diyor ki Türkiye riskte bir, çünkü bir cari açığı çok fazla. Cari açığını kapatamıyor. Çünkü dış ticaret açığı veriyor. Öyle ki AKP döneminde son 10 yılına baktığımızda dış ticaret açığımız 658 milyar dolar olmuş. 622 milyar avro da İspanya'nın krize girene kadar verdiği dış ticaret açığı. Bitmiyor. Peki dış ticaret açığı verdiniz. Dış ticaret açığını kapamak için ne yapıyorsunuz? Yurt dışından finansman bulmak ve borçlanmak durumundasınız. Yunanistan'ı, İspanya'yı, Portekiz'i de yıkan bu oldu. Bakınız ne olmuş? 2001'den 2008'e kadar Yunanistan'ın dış borcu %44, milli gelirine oranla %44 artmış. İspanya'nın %75 artmış. Portekiz'in %36 artmış. Yani dış ticaret açığını kapatabilmek için bu ülkeler borçlanmış. Milli gelire oranla baktığımızda bu kadar bir borçlanma. Türkiye'nin kaç derseniz son 8 yılda, 8'er yıl olarak İspanya'yı da aldım Yunanistan'da. Türkiye'nin de %44.8, yani Yunanistan'dan daha fazla, Portekiz'den daha fazla bir dış borçlanmamız var. Ama bitmiyor. Tamam. Şimdi bu rakamları veriyorsun. Rakam şunu gösteriyor bize. Tıpkı Avrupa Birliği'nin krize giren ülkeleri gibi Portekiz, Yunanistan İspanya ve İspanya gibi biz de bağıra bağıra, yuvarlana yuvarlana gidiyoruz bu kriz ortamında. Tamamen fakat onların yolunu izliyoruz. Fakat bizde şöyle bir durum var. Bize sahip çıkacak bir Avrupa Birliği yok. Bizi fonlayacak bir Almanya, Almanya yok, değil mi? Yani bunlar Dünya Bankası ve IMF'nin verileri, son verilerden. Yani bunun siyasetle hiçbir ilgisi yok. Bizi izleyen AKP'li, ama bunlara da inanmıyorlar. İnanmıyorlar. Ama yanlış bakınız, diyorlar bu bilgiler. İsteyene hemen vallahi bu ben tanık oldum. Verileri ya Merkez Bankası kendileri baksınlar. Merkez Bankası kayıtlarını çıkarıyorum ekrana. Başka kanallarda çıktım. O yalan diyor mesela. Ya Merkez Bankası gir sen de bak. O diyor yanlış diyor. Yani artık başa edebileceğimiz bir durum değil. Bitmiyor. Çok önemli. Özel sektörün kredi genişleme hacmi. Özel sektör sürekli borçlanıyor.
Özel sektör borçlanabilir. Bu borçlar karşısında yatırım yaparsa, sanayi yatırımı yaparsa dış ticaret açığı küçülür. Bir süre sonra dış ticaret açığı fazlaya, dış ticaret fazlası olur. Böylece cari açık sorunu, bütün dünyanın işaret ettiği cari açık sorunu kapanır. Ama eğer özel sektör sadece ithalat için borçlanırsa bu olmaz. Bakınız İspanya'da, Yunanistan'da, Portekiz'de ne olmuş? Kredi genişlemesi 2001-2008 arası Yunanistan'da ortalama yıllık %13, İspanya'da %13, Portekiz'de %8.6 olmuş krize kadar 2001'den. Bizim 2008'den 2015'e kadar 8 yıllık dilimde bizde ne olmuş? Yıllık kredi genişleme ortalaması %26. Yani krize girmiş olan Portekiz'den, Yunanistan'dan ve İspanya'dan daha hızlı borçlanan bir özel sektör var. Öyle ki özel sektörün borcunun milli gelire oranına baktığımızda son 5 senede Yunanistan, İspanya, Portekiz'i söylüyorum. Yunanistan %32, İspanya %71, Portekiz %31. Milli gelire oranla bu kadar büyümüş 5 senede. Türkiye'nin son 5 senede 2011-2015 arasında özel sektörün borcu milli gelire oranla %85 büyümüş. Üf. Bakın bitmiyor. Hane halkı kredi, tüketici kredisi, kredi kartı, işte bilmem inşaat, banka kredileri, otomobil kredisi, konut kredileri falan. Yunanistan'da krize kadar %43 büyüyor. Portekiz'de %27 büyüyor. Bizde de öyle. Şimdi herkesi ilgilendiren başka bir konu. Para girişi oldukça konut fiyatları yükseliyor. Bakınız bizim ekonomimizi de esir alan inşaat İspanya'yı da esir aldı aynı biçimde. Bunu söyleyen ben değilim, veri söylüyor. Bakın İspanya'da 2001 ile 2008 arasında 8 yılda konut fiyatları %118 artmış. %118 inanılmaz. Türkiye'de 2010 ile 2016 arasında veri var. %112 artmış. İspanya gibiyiz. Hatta İspanya 8 senesini aldım İspanya'nın. Bizde 7 senelik veri var. %112 artmışız. Bakın şimdi çok enteresan. Türkiye'nin aldığı dış borçla ilgili size bir bilgi vereceğim. Son 2008... 10 dakikaya giriyoruz. Bir toparlayalım çünkü. Sen de orada ona göre istersen peki, toparla. 2008'den itibaren Türkiye'nin aldığı dış borç hiç büyüme yaratmıyor. Şöyle ki 2008'de dış borç 281 milyar dolarmış. Gayri safi yurt içi hasıla 742 milyar dolarmış. 2015'e geldiğimizde dış borç 395 milyar dolara çıkıyor. Yani 114 milyar dolar artıyor. Ama gayri safi yurt içi hasıla 721 milyar dolara düşüyor. Aldığınız dış borcu tamamen inşaata, köprüye, 3. havaalanına, baraja yatırırsanız bunlar birer üretim faaliyeti olmadığı için büyüme yaratmıyor, istihdamı geçici sağlıyor. Bravo. Turizmden bahsetmiyorum. Turizmde bir felaketle karşı karşıyayız. Turizm gelirimiz 32 milyar dolardan 21 milyar dolara indi. Bize en çok turist gönderen Almanya'ydı. 2015'ten 2016'ya. Şimdi 2017'de indi. 2017'de daha da inecek. Niye derseniz 2016'da en çok turist kaybını biz, bize en çok turist gönderen ülke bir Almanya, iki Rusya. Geçen sene Almanya'dan %30 turist kaybettik. Bir de üstüne şimdiki kriz geldi. Yani biz 32 milyar dolar turizm gelirinden bu sene 21'e, seneye de muhtemelen 17-16 milyar dolara ineceğiz. Çünkü Rusya da kapıları kesinlikle açmıyor. Bunu söyleyeyim öyle mi? Size. Hayır. Kesinlikle güven yok çünkü. Güvenilmiyor Cumhur Başkanı'na. Onun için kapıları açmıyor. Demin bahsettim, bitiriyorum. Cari açık bir ülkeyi krize sokan sebeptir. Turizm cari açığı kapatan merhemdir.
en önemli unsurdur. Siz en önemli sorununuzu, yaranızı kapatacağınız turizmi kendi elinizle öldürüyorsunuz. Ekonomik veriler gerçekten... Hollanda'da 900 bin turist normal olarak Türkiye'ye gelen sayı... Hollanda. 1.1 milyonda en son. Tabii yani bu inanılmaz bir sayı. Bu da gelmiş. Peki bu sürdürülebilir bir şey mi? Yani ekonomik verileri çok çıplak ve çok yalın haliyle anlattı. Sürdürülebilir bir şey mi? Yani biz bu kadar ülkeye kafa tutarak ve yalıtılmış, yalnız bırakılmış bir ülke halinde yaşayabilir miyiz? Bir, dış borcumuz çok. İki, elimizde enerji kaynağımız yok. Evet. Üç... Turizm gibi yan sektörler denilen ülke ekonomisini canlı tutacak 140 sektör besleyen besleyen bir ana damarı da kökünden kesme faaliyeti içerisindeyiz. Katar'dan gelecek paralarla kurtulur mu iş? Ya bunlar tabii geçici olarak işte Türkiye'yi şey yapıyor. Yani bir biçimde yani hayat veriyor geçici ama kalıcı olarak vermesi mümkün değil. İşte veriler orta yerde. Bu anlamıyla Türkiye'nin böyle yürüyebilme şansı yok. Tercihin istediği kadar işte ben Avrupa'yı reddettim. Doğuya dönüyorum desin, başka bir yere dönüyorum desin. Türkiye'nin mevcut ekonomik ilişkilerini bu kadar kötü bir noktaya taşıdıktan sonra bunu taşımak mümkün değil. O yüzden de referandumda dair çıkacak. Bakın işin bir sürü boyutu var. Siz ne söylerseniz söyleyin, her yaptığınız hamle size vuruyor. Ya şimdi Fransa Futbol Federasyonu, Fransa hükümeti, değiştiriyorum, Lyon maçı için İstanbul'a gitmeyin diyor. Evet. Ya şimdi drama bakın. Şimdi meydan okuyacaksan işte Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin aldığı karar. Yani bunlar ekonomiye yansımıyor mu? Yansıyor. Hadi güçlüyse meydan oku bakayım. Yani şimdi Çavuşoğlu Londra'ya gittiğinde ya da New York'a giderken ne yapacak? Laptopunu yanına alabilecek mi? Çok hazin değil mi? Ya yani şimdi dram bu yani. Şimdi resim bu. Bu anlamıyla da şu anki mevcut iktidar Türkiye'nin tümüne kötülük yapıyor. Ve bizi çok daha istikrarsız bir noktaya taşıyor. Bu istikrarsız noktada da yani ekonomik veriler doğal olarak sosyal ve siyasal sonuçlarla buluşacak. Türkiye bu anlamıyla gerçekten yani çok daha içinden çıkılmaz bir noktaya doğru gidecek. Bunun da şeyi şu, Türkiye normalleşmediği sürece bizim bu krizleri atlatabilme şansımız yok. Türkiye'nin normalleşmesi lazım. Türkiye'nin normalleşmesinin temel kriteri de şu, gerçekten işin yalnızca söylemi değil. 16 Nisan'da yani Türkiye insanının, Türkiye toplumunun bunlara dur demesi lazım. Yani hayır bu anlamı önemli. Yani normalleşmenin temel kriteri gerçekten hayırdan geçiyor. Geçmediği takdirde yani şu çok net, çok daha dramatik sonuçlarla biz buluşacağız. Yani hem ekonomik olarak hem sosyal sonuçlar itibariyle. Ayrıca yaptığımız her hamle ters yapıyor. Bakın şimdi demin biraz Avrupa bahsettim ama ya şu anda Almanya çifte vatandaşlığı kaldırmayı tartışıyor. Bu ne anlama geliyor? Senin oradaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına fiil olarak yaptığın her tartışma zarar veriyor anlamına geliyor. Bu nedenle de... iki pasaportundan birini seç diyecek. Tabii. Ya buradasın ya da memleketine dönüyorsun. Formüle de etmişler. Yani şimdi sen şu anda çifte vatandaşlığı kullanıyorsun kardeşim. Yeni çocuğunla ilgili ya da torununla ilgili birisini tercih edecek. Yani bir de bilgiler artık merkezileştiği için. Bu nedenle de Türkiye'ye... Bu yükü taşıyamaz artık. Evet. Türkiye bu arada AKP'nin... mesela izleyicilerimiz sizi doğrular nitelikte tweetler paylaşıyorlar. Bir izleyicimiz tweet atmış, diyor ki TUI dünyanın en büyük tur operatörlerinden birisidir diyor. Bir süredir Türkiye operasyonlarını durdurmak istiyor. TUI'nin başkanı Friedrich Jousen halen rezervasyonların %40 azaldığını, Türkiye'ye tur operasyon tur rezervasyonlarının %40 azaldığını, terör tehdidi, sigorta şirketlerinin Türkiye'ye gidecek olanların sigorta kapsamından çıkarması, devletlerin güvenlik garantisi vermemesi ve üstüne üstlük son dönemde de bu Nazi söylemleri dolayısıyla önemli bir şey hatırlatmış. Türkiye'den mesela, çıkmak istiyorlar. Avrupa'da şöyle bir şey var. Diyelim ki Afganistan sağlık sigortası kapsamında yok, turistik kapsamında yok, Pakistan yok, Yemen yok, Irak yok. Mesela Türkiye muhtemelen mesela önümüzdeki hamlelerden bir tanesi olacak. Yani sen gidiyorsan kardeşim ben seni sigortalamıyorum. Yani yaşam sigortası yapmıyorum anlamında gelecek. Bu anlamıyla da öyle yani meydan okumayla bu işlerin olma şansı yok. Yani meydan okumanın Türkiye'ye bir getirisi yok. Bütün o meydan okumalar terse doğru, hızla terse doğru dönüyor. Türkiye'de aklı başında gerçekten o anlamıyla sağduyunun öne çıktığı bir şey olması lazım. Bu da ya siyasette bir dengeyi gerektiriyor. Yani siyasette bir denge olmadığı sürece olmaz. Yani AKP bugüne kadar bütün alanı kendisine göre değerlendirdi. 15 yıldır tek başına yönetiyor ve her şeyi yaparım dedi.
Eşin gerçeğinde ciddi bir muhalefet hareketinin olmaması, alternatif bir hareketinin olmaması da AKP'deki alanı büyüttü. Şimdi bu alanı daraltmak gerekiyor. Yani Türkiye eğer ya mesela şu anda vatanseverliğin, Türkiye severliğin, Türkiye'ye yönelik ya Türkiye'de işler normale dönsün, herkes yan yana gelebilsin, konuşabilsin, ekonomiyi tartışalım diyebilmenin temel kriteri gerçekten normalleşmeden geçiyor. Bu da bir gücü ortaya çıkarmak gerekiyor. Bir alternatif gücü ortaya çık. Bakın TÜSİAD kongre yaptı. TÜSİAD'ın söylemleri genel olarak doğru. TÜSİAD arkasında duramıyor. Yani Türkiye burjuvası da korkak. Türkiye burjuvasını da bir biçimde teslim almış durumda. Ya Türkiye burjuvası demin Galatasaray Kongresi'nde gösterdiğiniz tepkiyi büyütebilse başka bir şey olacak. Yani doğru. Bu nedenle bu tepkilerin büyümesi lazım. Burada da görev yalnızca şeye düşmüyor. Yani mevcut işte hayır cephesine düşmüyor. O hayır cephesini genişletmeye düşüyor. Yani TÜSİAD'dan CHP'ye, CHP'den ben ya bu ülkenin normalleşmesini istiyorum. Çünkü ben bu ülkeyi seviyorum diyen herkese görev düşüyor diye düşünüyorum. Peki Bartu Soral bir şey ekleyecektin sen bu net hata noksan konusuna herhalde. Ya bakın size çok enteresan bir veri okumak istiyorum. Şimdi bu bildiğiniz gibi Türkiye'de bir şey var. Net hata noksan. Yani nereden girdiği belli olmayan para. Para. Bunun için şu söylenir her zaman. Efendim bu bir istatistik hatadır. Yani istatistikte tam belli olmayanlar. Şimdi bakıyoruz durum pek öyle değil. Şöyle ki 1984-2002 arasına baktığımızda net hata noksan kaleminin toplamı bu 18 yılda 2,5 milyar dolar olmuş. Yani yıllık 150 milyon işte 180 milyon falan. AKP iktidarı döneminde 2003-2016 arasında toplam Türkiye'ye net hata noksan adı altında giren para 41.7 milyar dolar. Bakın 41.7 milyar dolar ve girdiği dönemler çok esrarengiz ve enteresan. Mesela 2016-15 Temmuz öncesi yani 2016'nın ilk yarısında net hata noksanla ilgili herhangi bir oynama mevcut değil. Yani bir giriş çıkış bir problem yok. Ve Türkiye'ye bir sermaye girişi de var. 15 Temmuz olayından sonra darbe olayından sonra Türkiye'ye para girişi yani resmi fonların girişi çok yavaşlıyor ve bir önceki yıla oranla %69 oranında geriliyor. Buna karşılık 9.2 milyar dolarlık nereden geldiği belli olmayan bir para girişi var. Artış 8 misli. Enteresandır. Ekim 2008 Ekim 2009 dönemi krizden etkilendiğimiz Avrupa Birliği krizinden etkilendiğimiz dönemde de yabancı sermayenin girişi çok yavaşladığı anda net hata noksanda 11.7 milyar dolarlık bir giriş oluyor. Yani şunu anlatmak istiyorum. Türkiye ne zaman yurt dışından finansman bulmakta zorlanmaya başlasa Merkez Bankası'nın net hata noksan kaleminde bir anda bir oynama başlıyor. Ve nereden girdiği belli olmayan 11-12 milyar dolar çok büyük para. Para giriyor. Çok büyük. Tekrar ediyorum. 18 yılda 4 milyar dolar toplam olan net hata noksan kalemi AKP'nin 2003-2016'sında 41.7 milyar dolar olmuş. Bunun bir istatistik hatayla ilgisi yok. Ortada çok ciddi yurt dışından girişi kaçak. Hem de tam ihtiyaç duyulduğu anlarda. Yani herhangi günlerde para girişinin olduğu ne söylemiyorsun? Zamanlama manidar. Zamanlama çok manidar. Bu gerçekten İlginç. AKP iktidarının da bir yerden neredeyse ülke bütçesi, devletin bütçesi artık kayıt dışı bir bütçeye kayıt dışı dönüşecek. Bir bütçeye, dönüşüyor gibi değil mi? Tabii. Yani lazım oldukça bir yerden şunu bavulla para getir. Ya tamam işte bavul yani geliyor. Oldu. Nereden geldiği belli olmayan paranın gelişinin de ne zaman olacağını bilemezsin. Bir ikincisi tabii ki onların da eline düşmüş olursun. Peki
Şimdi sevgili izleyiciler, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması başlayıncaya kadar süremizde devam edeceğiz. Onun için Barış dostlar, çok konularımız vardı. Bazıları yarına kalacaktı. Bu arada hemen hatırlatalım. Bursalı dostlarımız için Barış dostlarla biz buradan geliyoruz. Erol mütercimleri de alacağız. Bursa Kitap Fuarı'nda dostlarla buluşacağız. Bursalı dostlarımız, çevre iller, ilçelerden gelen dostlarımızı da TÜYAP Kitap Fuarı'na bekliyoruz. Hem bugün hem de yarın saat böyle 14-14.30 civarında Bursa'da olacağız. Onu duyurmuş olalım. Ama sana soruyu sormadan geçemeyeceğim. Şimdi bir Flynn meselesi var. Trump'ın görevden alınan danışmanı Flynn. 24 gün kaldı sadece. 24 gün görevde kaldı ama o 24 güne neler sığdırmış, evet. Neler. Gerçekten çok ilginç sevgili izleyiciler. Önce darbe gecesi. 15 Temmuz gecesi o Flynn'in yaptığı bir açıklama var. Bir dakikalık video, onu bir izleyelim. Daha sonra Barış Doster'in yorumunu merak ediyorum. Çünkü yeni gelişmeler var Flynn'le ilgili. Many of you maybe only caught it in the news, or some of you, probably most of you don't know, but there's an ongoing coup going on in Turkey right now. Right now, there's a coup. Yeah, and I was just literally going back and forth with a very great friend of mine who trained with us in the Turkish military. And the Turkish military is now, I don't know whether they're going to succeed or not, but the Turkish military. Over, you know, anybody that's switched on and paying attention, they have been, you know, just excised for many years by what really became a secular country, meaning a sort of a regular sort of nation state, and then began to move towards Islamism. This is Turkey under Erdogan, who is actually very close to President Obama. So I'm going to be very fascinated to see what happens, because if the military succeeds, and one of the things that came out of the military tonight, they're about plus 8 hours from here, so it's probably around, I don't know, 3-4 o'clock in the morning there. One of the things that the military immediately said is, we recognize our responsibilities with NATO, we recognize our responsibilities with the United Nations, we want to make sure that the world knows we want to be seen as a secular nation. This is the military. Evet, Barış dostlar, altyazıdan da sevgili izleyiciler okudunuz. 15 Temmuz'u adeta onaylayan, tabii, destekleyen bir konuşma yapmış. Biz o zaman da çok şaşırdık. Fakat şimdi geldiğimiz noktada CIA'nin eski direktörü diyor ki Flynn'le Türk lobi şirketleri faaliyet içinde. Hatta bir Gülen'i kaçırma planı, işte Dışişleri Bakanı'nın da içinde olduğu falan gibi çok önemli ve vahim iddiaları, evet, da gündeme getiriyor. Evet, şimdi bunu nasıl değerlendireceğiz? Bu Flynn kimdir? Niye görevden alındı, bize biraz anlatsana. Bir kere Flynn ABD'nin silahlı kuvvetlerinin önemli bir generaliydi. Şahin kanattan biliniyordu ve zaten Obama'nın devamında iktidara gelen Trump'ın yönetici kadrosu. Ama bakanlar, ki onlar sekreter derler dışarıdan atanan bakanlarına, ama danışman heyeti iş dünyasından gelenler itibariyle çok büyük şirketlerin, dev ölçekli küresel şirketlerin tepe yöneticilerinden oluşuyor. Askeri kanattan, silahlı kuvvetlerden gelenler itibariyle de en şahin, en savaşçı kadrolardan oluşuyor. Yani ister özel sektörden gelsin, ister ordudan gelsin, İster sivil kökenli olsun, ister asker kökenli olsun, çok şahin, adeta bir savaş kabinesi var ABD Başkanı Trump'ın. Flynn de onlardan bir tanesiydi. Görevde sadece 24 gün kaldı ulusal güvenlik danışmanı sıfatıyla. Ve işte Ruslarla olan o ilişkiden dolayı kampanya sürecinde Rus istihbaratının ABD'ye sızma çabalarından ve henüz hiçbir resmi sıfatı yokken vermiş olduğu kimi sözlerden dolayı koltuğunu terk etmek zorunda kaldı. Bu işin bir kısmı. Ama bizi asıl ilgilendiren kısmı şu. Bakınız, az evvel sen de dikkat çektin. Sadece olumlayan, destekleyen, sahiplenen bir dil yok. Haberdar olan bir tutum da söz konusu. Şu anda diyor, şu saatlerde diyor, bilemiyorum Türkiye'de saat 2 mi 3 mü diyor. Bakınız, orada çok bir darbe gerçekleşmekte. Yani bu şaşırmış bir adamın yüz ifadesi değil. Tabii, tabii. O anda hani kulağına fısıldarlar da bir şaşkınlık belirtisi olur. Ama bunun arkasında durur.
Bu o ifade değil. Hem bu işten haberdar, evveliyatından, tabii, hazırlığından haberdar, bir. İki, hem de destekliyor, arkasında duruyor. Şimdi bu adamın kafası yendi. Amerikan iç dinamikleri, Amerikan kamuoyu, Amerikan basını bu adamın kellesini aldı. Ama adamın Türkiye ile ilişkileri bir şekilde dolaylı yoldan devam ediyor. Bir lobi şirketi var bu eski askerin ve de 24 gün ulusal güvenlik danışmanlığı yapmış Michael Flynn'in bir lobi şirketi var. Ve o lobi şirketi mevcut iktidar partisine yakın, Türkiye'deki Türk iktidar partisine yakın bir kişi artı Enerji Bakanı artı Dışişleri Bakanı'yla FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in acaba ABD'den yasa dışı yollardan, normal hukuksal idari prosedür dışında nasıl Türkiye'ye getirilebileceği üzerine bir zihin egzersizi yapıyor. Bir kafa yoruş var orada. Böyle bir iddia var. Evet, böyle bir iddia var. Bir otel lobisinde toplanıyorlar. Flynn'in kendi danışmanlık lobi şirketi adına Flynn katılıyor. Türkiye'den iki bakan, bir de bir önemli iktidar partisine yakın bir lobi şirketinin yöneticisi katılıyor ve şunu tartışıyorlar. Yani eğer ABD normal hukuksal prosedür üzerinden FETÖ elebaşısı Gülen'i Türkiye'ye iade etmezse biz ne yapabiliriz? Ha, artık o aklın, mantığın dışına çıkmak demektir. Yani Türkiye gibi Batı'nın politik, ekonomik, hatta askeri baskılarına, taarruzlarına karşı direnci, mukavemeti hayli düşmüş. 1952 yılından beri NATO üyesi olan, bu coğrafyada Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail'le beraber ABD'nin en önemli müttefikleri arasında sıralanan bir ülkenin, ABD'nin koruduğu, kolladığı ve henüz belki de ABD nezdinde son kullanma tarihi dolmamış olan, Kafkaslar'da, Orta Asya'da, Balkanlar'da, Doğu Avrupa'da, Orta Doğu'da, Afrika'da, belki kimi ülkelerde halen kullanılabilecek bir aparat, takım çantasındaki bir araç olarak görülen FETÖ'nün elebaşını artık alıp Amerikan filmlerindeki yöntemlere başvurarak Türkiye'ye getirmek bir devlet projesi olmaz. Bir zihni sinir projesi olur. Şimdi az evvel yolda gelirken sen dedin ya, Verso Araştırma Şirketi'nin rahmetli başkanı Erhan Göksel'in bir lafını anımsattın sen. Tabii. Dizileri gerçek zannediyorlar, gerçekleri dizi zannediyorlar diye. Şimdi Rambo filmlerinde... Erhan Göksel'in bir lafı vardı. Şimdi Rambo filmlerinde olabilir o. Hani Hollywood yapımlarında bu iş olabilir. Hani böyle bordo bereliler, helikopterlerden falan falan atlarlar, özel işaretler yaparlar, kapıyı bacayı parçalaya parçalaya girler ama o Amerikan filmlerinde olur. Üstelik burada bu tarz yöntemlerle almak ve Türkiye'ye getirmek istediğiniz kişi sıradan bir adam değil. Peki Gülen'i gerçekten getirmek istiyorlar mı? ABD Gülen'i vermez. Vermez. ABD dışı da PKK, PYD terör örgütüne, FETÖ'ye verdiği, vermekte olduğu, vere geldiği desteği çekmez. İlave ediyorum, ekliyorum. ABD Rıza Sarraf'ı da Türkiye'ye iade etmez. Çünkü bunlar Türkiye'ye karşı kullanılabilecek birer kozdur. Bir, yıllardır bunlara yatırım yapılmıştır. İki, ve bunlar gerektiğinde yeniden devreye sokulmak üzere bizim başımızda adeta demokrasinin kılıcı gibi sallandırılırlar. 3. Evet. Ne diyeceksiniz? Yani ya tereddütsüz, yani Fethullah Gülen ekibi SİHA'dan bağımsız, Amerika'dan bağımsız olmaz. O yüzden uzun yıllar yatırım yapılmış birisini Türkiye'ye iade etmeyecekleri kesin. Türkiye'nin de mevcut iktidarın da iadeyi isteyip istemediği de zaten tartışılır. Yani şimdi Fethullah Gülen iade edilse, hani CHP önermişti ya, şu yargılamaları bir de canlı yayınlayın dese. Tabii. Yani başka bir şey olur. Amerika iade etmez. Yani o anlamıyla Fethullah Gülen örgütlenmesini SİHA'dan bağımsız olarak düşünmek mümkün değil. Amerika'dan bağımsız olarak düşünmek mümkün değil. Bu anlamıyla etmez. Kaldı ki Amerika açısından da yani senaryo çok ama Amerika'da yani şu anda yani hem biraz önceki sevgili Barış Loster'in yorumlarında var, hem de şimdi mesela kamuoyunda diğer eski Pentagon yetkililerinden Michael Rabin'in şeyleri var. O da onda niye yani Türkçe mesaj atıyor? Şimdi, tabii yani şimdi ya o yüzden ama tabii yani buralarda yani Rubin'le Dugin arasında kaldık yani, yani değil mi? Aynen yani böyle bir şey. Şimdi şeye bakıyorsun bu anlamıyla bazı işlerin sanıldığı gibi kolay yürümeyeceği kesin. Kaldı ki ya iktidar odağı dediğiniz işte iktidar odağı yok ki.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli. Tabii. Avrupa Birliği için de geçerli. Orada Türkiye da Pentagon ve CIA arasında bir gerilim olduğu görülüyor zaten. İzleyicilerimizi hatırlatalım. Okumayanlar, bilmeyenler olabilir. Michael Rubin'in Türkçe attığı tweetler var, evet, son iki günde. Arkadaşlar onu da ekrana getirebilirseniz. Şey diyor yani, yolun sonuna geldi. Tabii çok net. Erdoğan çok yolun çok sonuna geldi. Ya ayrıca demin şimdi hocam ekonomiyi özetlerken söyledi. Diyor ki adam, ya diyor, Katar parasıyla, acaba Erdoğan Katar parasıyla ödeme yapamadığı zaman gerçekte kaç kişi kendisini izleyecek? Acaba Erdoğan çaldığı paraların nerelerde sakladığını bilmediğimizi mi zannediyor? Böyle bir ileri iddia ya olabilir mi kadar, ya Michael Rubin'de? Şey, yani bu inanılmaz bir şey. Yani enteresan bir iddia. Yani enteresan bir iddia. Ve verilerde destek. Verilerde destek. Suçlama. Yani Michael Rubin de Amerika'daki bu Neocon, yani Cumhuriyetçi Parti ile özdeşleşen yeni muhafazakar dediğimiz kanadın en önemli beyinlerinden biridir. Bir. İkincisi, 15 Temmuz gecesi Türkiye'de iki kişi vardı. Onu da atlamamak durumundayız. Türkiye'de akademisyen olarak geçen ama özde Amerikan emperyalizminin, Batı emperyalizminin, Avrupa emperyalizminin uzantısı olan o akademisyen, evet, kimlik kartı adamlarla işte, beraber yani, Türkiye'deki kişi vardı kim? Biri Graham Fowler, biri Henry Barker. Evet. Bunu atlamamak durumundayız. Ya şimdi, Michael Rubin yoktu ama. Michael Rubin yoktu. Ha, yok, Graham Fowler ve Henry Barker vardı. Akademisyen kimliği taşıyan kimi özel, tüzel, güzel üniversitelerin hocalarıyla beraber İstanbul'da, adada bir otele kapanmışlardı onlar. Tabii, tabii. Evet. Ve kamuoyuna da yansıdı biliyorsunuz. Yani komple teorilerini arttırmanın belki bir anlamı yok ama Amerika'da bir ekibin darbeyi organize ettiği, diğer ekibin de Erdoğan'a haber verdiği, yani darbe olacak, elbemini al dediği söyleniyor. Yani orada belki, yani CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği bir şey vardı. Kontrollü darbe esprisi aslında, evet, çok net, evet, bir biçimde ortaya çıkar ama ya resim şu. Yani bu iktidarın sonu gelmiş durumda. Evet. Yani görünen o. Şimdi buradan anti-emperyalizm çıkarmaya çalışıyorlar. Buradan işte Haçlı... Şanga İşbirliği yani, Örgütü, Avrasya, emperyalizm buradan çıkmaz. Şimdi mesela bunların hiçbirisini çıkaramazlar. Çıkmaz. Kaldı ki yani tehlike şurada. Son şimdi, cümle. Son cümle şöyle söyleyeyim. Yani işi bir Haçlı-Hilal Savaşı'na doğru taşımaya çalışıyor mevcut iktidar. Bu son derece yanlıştır. Ortada bize yönelik bir Haçlı seferi yok. Bu Batı'nın, demin de söylendiği gibi, Batı'nın temiz, pürüpak olduğu anlamına gelmez. Son derece kirli ilişkiler var. Son derece kirli şeyler var ama AKP'den, mevcut iktidardan anti-emperyalist, ilerici, Türkiye'yi yukarıya taşıyacak bir değer çıkmaz. Çıkmaz. Peki. Mahmut Suras, çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olun. Ederiz. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Buradan Galatasaray Kongresi'ne mi? Yok yok. Ha, gitmiyorsunuz. Barış, ben öyle zannettim. Peki. Necdet Saraç, çok teşekkür ben ederiz. Sağ olun. Barış dostlar, beraber gidiyoruz. Çok Bursa'ya kitap fuarına gidiyoruz sevgili izleyiciler. Bizden şimdilik bu kadar. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Diyarbakır temasları var. Onlara dönecek Halk TV. Oradan yayınımızı sürdüreceğiz. Bize müsaade, yarın aynı saatte stüdyoda Erol Mütercimler ve bir başka konuğumuzla birlikte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın efendim.